Evet, programın başında da aslında biraz bahsetmiştik. Az önce reklam arasına gitmeden önce de bahsettik. Sevgili Didem Dilmen bizlerle beraber. Didem normalde benim stüdyoda ekran önünde böyle karşılıklı görmeye çok alışık olmadığım bir isim. Ama 5 senedir Tutkumuz Futbol programının arkasındaki bütün metinleri yazan ve varını yoğunu bizlere adamış olan bir isim. O yüzden benim için çok büyük bir keyif. Peki Didem neden burada? Hemen yönetmenimizden önce bir rica edelim. İşte bu gördüğünüz kitabın yazarı sevgili Didem Dilmen. Aslında itiraf edelim, hepimiz artık kitap okumayı bir kenara bıraktık. Futbolu ne kadar seviyor olursak olalım artık birçok şeyi internet üzerinden takip ediyoruz. İşte bu kitap bizi internetten bir şeyler okumaya yönlendiren tüm nedenleri offsite'e düşürecek tarzda bir kitap. Çünkü çok akıcı, çok yalın, çok güncel konulardan oluşuyor. Ve futbolu neden sevdiğimizi hem sevenlere hem neden sevdiğimizi anlayamayanları anlatmak üzere yazılmış bir kitap. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Önce seni biraz tanıyalım istersen. Ben tanıyorum ama herkes tanısın. Şöyle başlayalım. Aslında çok küçük yaşlardan beri futbola aşırı bir tutkuyla bağlı bir insandım. Ve hayatım boyunca da hep bir şekilde bir tarafında hayatımı yazmak vardı, bir tarafında futbol vardı. Sonra hayat bir şekilde beni ikisini birleştirme şansına sahip bıraktı. Sonuç itibariyle günün birinde de bu birikimler, 7-8 senedir ben futbol medyasının içerisindeyim. Bu birikimler de birleşip bir kitap haline geldi. Çok hoş bir şey tabii, çok hoş bir deneyim her şeyden önce. O yüzden çok keyifli bir dönem benim için şu anda. Peki şunu sormak istiyorum o zaman. Şimdi evet, futbola ilgini biliyoruz zaten, tutkumuz futboldan da yıllardır. Ama bir de öykücülük kariyerim var. Yani sadece futbola ilgin olduğu için bir kitap yazmaya karar verme noktasında değilsin. Zaten edebiyatla da yakından ilgileniyorsun. Çünkü kitabın zaten dili de biraz onu gösteriyor. Evet, altyapı öykücülük. Çok küçük yaşlarda öykü yazmaya başladım. Şunu çok açıkça itiraf edebilirim. Hayatımın yarısından fazlasının üzerinde adımı yazdığı bir kitaba sahip olabilmenin hayaliyle geçirdim. Açıkçası bunun bir futbol kitabı olmasını ben de beklemiyordum ama Paulo Coelho'nun bir lafı vardır. Çünkü bütün evren sana ulaşmam için el birliği yaptı diye. Açıkçası biraz bunu bu şekilde de anlatabiliriz. Metinlerin altındaki o hani dilden bahsediyoruz ya, tutkumuz futbolun da dili aslında biraz az o öykülerden geliyor. Edebiyatla futbol benim için hep bir eş anlamlılığı vardır zaten. Futbolu anlatmak istiyorsanız, onu kelimelere dökecekseniz edebiyat da bu işin içerisinde bir noktadan giriyor zaten. Dolayısıyla da ortaya da sonuç itibariyle biraz belki dili pek futbol kitaplarına pek benzemiyor. Biraz daha hikayeler biraz hayatın içerisinden, biraz yaşamın içerisinden gerçek hikayeler. Ve tabii tutkumuz futbolun 5 sezonunda elimizden geçen binlerce hikayenin de neden futbolu seviyoruz sorusuna cevap oluşturacak örnekleri de kitabı yavaş yavaş bir yere getirmiş oldu. Ama Didem, bir yandan da sadece tutkumuz futboldaki öykülerin yanına ciddi bir futbol kitabı okuduğunu da aslında 90 artıya bakarken anlayabiliyor. İşte Halit Toker'lerden başlayarak birçok futbol yazarının aslında Eduardo Galeano'lardan, Nick Hornby'lerden, bütün bunlardan da kesitler var aslında. Sen sadece zamanını bu öyküleri bulmak için değil, bir yandan da gerçekten bu öyküler niye var ya da yurt dışındaki insanlar bu öykülerin niye var olduğunu düşünüyorlar, onlar nasıl yaşıyorlar noktasında da bayağı çaba sarf eden bir insansın gibi gözüküyor ki zaten tutkumuz futbolda da zaman zaman o edebiyatsal yanını ya da kitaplarla ilgili yanları da görebiliyoruz. Aslında kitabın bütün hikayesi o kitapları, benim futbol kitaplarını keşfetmemle başladı. 2008 yılında futbol sadece izlemek yetmemeye başladı ve bir hobi olarak futbol kitaplarını toplamaya başladım. Ve arka arkaya futbol kitapları okudukça fark ettim ki aslında satır aralarında parça parça dağınık bir şekilde biz bu oyunu neden bu kadar çok seviyoruz? Bütün dünya bu oyunun peşinden neden bu kadar çok koşuyor ve bu oyun nasıl böyle bir fenomen haline geldiğinin cevaplarını gördüm. Aslında ilk çıkış noktası o kitaplardaki parça parça dağınıklıklarla gerçek hayat hikayelerini, gerçek yaşam hikayelerini birleştirip bir iskelet haline getirmekti. 2008 yılında yola çıkış tarzı buydu. Fakat o zaman bir kitap değildi, sadece bir iskeletti. Sonra tutkumuz futbol serüvenim başladı. Tutkumuz futbol o iskelete iç organları, derileri, kemikleri, damarları, kalbi verdi ve ete kemiğe büründürdü. Ama çıkış noktası evet o kitaplardı.
biz pek futbol kitabı okumuyoruz. Futbol filmi de seyretmiyoruz. Aslında sadece futbolun oyun olan noktasına odaklıyız. Halbuki dışarı çıkmak için, bazı fikirlerimizi yeniden gözden geçirmek için, zihnimizde o oyunu biraz daha iyi anlayabilmek için kitaplar çok kıymetli ve insanlar kitap okurlar. Eğer yazarsak okurlar. Ben de o yüzden. Yani orada kritik noktadan bir tanesi belki de Didem tutkusunun da özel yanlarından bir tanesi bu zaten. Biz hikayeleştirmeye çok fazla zaman ayıran bir spor camiası değiliz. Yani Türkiye böyle bir yer değil. Yani İngiltere'de birçok haber sitesine, gazetelere baktığında hep bir yerlerden bir hikayeler vardır. Yani o haftanın hikayesi, bir oyuncunun hikayesi, geçmişle ilgili bir hikaye. Belki de Premier Lig'le hiç ilgisi olmayan ama futbolla ilgili bir hikaye. Bunu filmlerde de görürsün, belgesellerde de görürsün. Şimdi mesela Gascoigne'in belgeseli kısa bir zaman sonra ekrana gelecek İngiltere'de. Ama bizde efsaneler var bu sezon. Biz de bu nokta adımlar atıyoruz ama biz sanki bana dışarıdan baktığımda Türkiye o hikayeleri bulup çıkarmaya genel spor camiası olarak tutmuş. Futbol bunu çok iyi yapan program. Onun dışında çok fazla vakit harcamıyoruz gibi geliyor bana. O da öyle olunca aslında ya bir pazar yaratmak da onun etrafında çok kolay olmasına rağmen şu anda ben o şeyi görmüyorum. Ve futbol kitapları, yurt dışından kitabı bile aslında çok fazla Türkçe'ye çevrilmiş kitap bulamıyoruz. Son 5 seneye, 6 seneye baktığımızda bu anlamda ciddi bir ilerleme var. Gerçekten böyle bir çaba görüyoruz ama işte bu tarz kitapların da artık çıktığı andan itibaren insanların ne kadar çok çabuk bir şekilde yayılabileceğini de biraz göstermemiz gerekiyor diye hissediyorum ben futbol sever olarak. Bir de şu var, 2 sezon boyunca burada yani futbolun hep bir evrensel dili var diye konuşurken Engin 2 sene boyunca pek çok haftada herhangi bir yaşanan bir olayı, futbolla ilgili yaşanan bir olayı hep yurt dışı güzel kaynaklardan getirip birer paragraf okudun. Burada paylaştın. Yani her birinden alınabilecek çok güzel noktalar vardı ve hepsinin örtüştürdüğü, dünya üzerinde genel olarak örtüştüğü çok güzel noktaları paylaşabiliyoruz. Bizde de bu anlamda kaynak olarak yeni yeni artıyor belki ama hani buna bir gıdım bir katkıda bulunmak bile çok güzel bir şey gerçekten. Tebrikler evet, o açıdan da. Açıp şu kitaptan bir kitabı yani, bir şey oradan bir şey okumak bile çok senelerde. Keyifli. O açıdan bile teşekkürler bu gerçekten. Önemli. Peki Didem sence neden yani neden futbol? Neden? Çok ciddi bir futbol sevgisi var ülkede. Bunu görebiliyoruz. Aslında hikayelerin o Engin'in söylediği biz hikayeleştiremiyor olsak bile hikayeleştirmek istediğimiz zaman biraz işin derinlerine indiğimiz zaman yurt dışından belki de kat kat daha güzel futbol hikayelerinin, kat kat daha güzel futbol sevgisinin olduğu yerleri çok rahat bulabiliyoruz ve çok rahat onlar üzerinde konuşabiliyoruz. Fakat bu kadar oyunu seven bir ülke olarak futbol kitaplarına karşı çok da öyle ciddi bir ilgimiz olduğunu söylemek mümkün değil. Neden sence okumuyoruz? Sen okuyan biri olarak neden okumadığımızı fark ettin mi bu kitabı yazmadan önce? Galiba oyunun heyecanı, canlı tribünde ya da ekranda izlemenin heyecanını o kitaplarda ve filmlerde tam olarak haz olarak alamıyoruz. Biz istiyoruz ki futbol kitabı bize bir futbol maçı izlerkenki heyecanı veya film aynı heyecanı versin. Halbuki şunu keşfetmek çok da zor değil. Okuduğunuz her kitap size bir hayat hikayesi anlatacak. Futbola dair birisinin hikayesini okuyorsunuz. Satır aralarında da o insanın hayatını okuyorsunuz aslında. Ve çok paralel hayatlar aslında da baktığın kesinlikle zaman. Kesinlikle. Yani mesela çok basit bir şey, çok basit şeylerden bahsediyoruz. 2002 yılında Dünya Kupası sırasında, Dünya Kupası çeyrek final maçı sırasında Rio de Janeiro'da iki arkadaş ellerine kamerayı alıp yola çıkıyorlar. Ve sokaklar bomboş, hiç kimse yok. Şimdi benim gözümün önüne işte Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında ve Türk milli takımının Avrupa şampiyonları maçları esnasındaki İstanbul, İzmir, Ankara sokakları geliyor. Aslında birbirimize o kadar çok benziyoruz. Sadece biz futbol kitaplarının bize ne tattırabileceğinden çok emin değiliz. Halbuki bir kere o kitapları okumaya başladığınız zaman oyuna bakış açınız değişiyor. Ben kitapları okumadan önceki Didem'in futbola bakışı ve taraftarlığıyla kitapları okumaya başladıktan sonraki Didem'in futbola bakış ve orada oyundan aldığı haz arasında dağlar kadar fark var. Ben 2008'de... Nasıl bir fark hissediyorsun Didem? Nasıl bir fark var mesela? Yani nasıl izliyordun maçları, şimdi nasıl izlemeye başladın? Her şeyden önce şöyle bir değişiklik oldu. Oyuna daha geniş kapsamlı bakmaya başladım. Rakibe daha farklı bakmaya başladım. Rakip taraftarı daha farklı görmeye başladım. Benim için dünyanın her tarafındaki insanlar aslında ne kadar
farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerde, farklı dillerde yaşayan insanlar olsak da aslında ne kadar aynı olduğumuzu fark ettim. Futbolun bizi ayırmak için değil, aslında birleştirmek için var olduğunu fark ettim. Fanatizmim biraz törpülendi ama futbola olan sevgim daha da fazla arttı. Empati kurman biraz daha kolay oldu diyebilir miyiz aslında Didem? Aynen. Ki yani Türkiye'de belki en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi zaman zaman o empatiyi futbolun bütün paydaşları için bunu söyleyebiliriz. Kur'an ama söylediğin zaten aslında sadece spor kitaplarıyla ilgili değil, tüm kitaplarla ilgili olan bir şey. Yani ülkede spor kitaplarına ilgi bizim beklediğimiz seviyenin belki altında ama normal kitaplara olan ilgi de aynı şekilde. Aslında normal kitapları okuduğunuzda da orada empati yapma yeteneğiniz gelişiyor. Birçok farklı hikayeyi orada da tanıklık etme şansınız var ama genel olarak Türkiye'de sanki daha fazla okumamız hepimiz için, spor severler için de, spor sevmeyenler için de daha iyi olabilir. Yani sadece kitap okumak değil senin söylediğin gibi. Yani bir film izlemek de aynı şekilde. İşte ben iki hafta önce sanırım Next Goal Wins diye bir film izledim. Muhteşem bir hikaye. Amerikan Samoa takımının Dünya Kupası'na gitmeye çalışırken orada iki tane Amerika'dan bir adam başvuruyor federasyon. Tumsbol'a galiba bunun konusu geçmişti yanlış hatırlamıyorsam. Geliyor Samoa'ya yerleşiyor ve o takımı alıp Dünya Kupası'na götürmeye çalışıyor. Götüremiyor sonuçta ama bunu anlatırken adamın da mesela çok küçükken bir trafik kazasında üniversitedeyken kızını kaybediyor adam. Ve onu oradan alıp onu hayatında nasıl bir yere koyduğunu, oradaki yakaladığı başarının neye etki ettiğini. Yani adamın sonunda biz burada bir gol attık ama işte ben uzun zamandan beri hayatımda büyük bir boşluk olurken onu doldurabileceğim bir şeyi buldum diyor. Yani bunları izlemek, bunları okumak, bunları bir şekilde yaşıyor hissini kendi içerisinde bilmek bence her futbol sever için, her spor sever için, her insan için çok kritik. Ki sende de fazlasıyla bir baba kız, baba oğul hikayelerinin de olduğunu tam hepsini okuyamadım kitabını. O yüzden yanlış yönlendirmeyeyim ama onu da görüyorum. Doğru. Herkes gibi ben de açıkçası aslında futbolda biz en çok insanların gözündeki o heyecandan etkileniyoruz. Benim kitabı yazarken ki en önemli deneyimlerimden bir tanesi bu futbolla kadın arasındaki ilişkiydi aslında. Çünkü fark ettim ki evet erkeklerin futbolu sevmek için bir nedenleri var. Çünkü oynayarak büyümüşler. Ama kadın ve futbol sevgisini açıklamaya çalışırken hikayeler birdenbire farklılaşmaya başlıyor. Ve baktığın zaman her hikaye sana bu oyunu neden sevdiğini bir kere daha sorgulatırken ilişkini de daha kuvvetli hale getiriyor. Evet, çok fazla futbol kitabı okumuyoruz. Ama daha fazla yazmalıyız, daha fazla kitap ortaya koymalıyız ki insanları okumaya teşvik edelim. Okumuyor, o yüzden ben kitap yazmıyorumdan ziyade, bakın kitap çok kıymetli bir şeydir. Evet, internette benim de blogum var, benim de Twitter'ım var, herkes sosyal medya kullanabilir. Ama kitap ortaya koymak başka bir şeydir. Biz bugün 1812'de yazılmış Gustavo Flaubert'in kitaplarını okuyoruz. Dostoyevski'nin kitaplarını okuyoruz. Üzerinden neredeyse 200 yıl geçmiş bu kitapların. Tarihe bir şey bırakıyorsunuz ve geri çekiliyorsunuz. Gelecekteki insanların geri dönüp size bakabilme şansını onlara sunmanız lazım. Okunmuyor kitap. O olabilir. Bu benim yazmama engel olmamalı. O yüzden herkese aslında çağrı yapmak lazım. Varsa bir hikayeniz, Nick Hornby'nin hikayesi mesela, Futbol Ateşi kitabı dünyanın her tarafında, yanlış bilmiyorsam 80-90 ayrı dile çevrilmiş bir kitap. Sana bir şey söyleyeyim mi? O kitap mesela birçok Amerikalıyı Arsenal taraftarı yapmıştır. Yapmıştır. Çok net bir şekilde evet. Söyleyeyim yani. Evet. Ya ben Arsenal taraftarı değilim. O kitaptan sonra Arsenal'e bakış açım değişti. Dolayısıyla bir hikayeniz varsa, Pınar kalemler. Şimdi Engin'e bakarak söylüyorsun bunu. Çok tehlikeli bir nokta değil. Çünkü hikayesi, o kadar çok hikayesi var ki. Herhalde rakip gelebilir sana. Keşke gelse değil mi? Çok fazla kitap olsa aslında. Herkes yazmalı gerçekten. Bir şekilde şey eliniz kalem tutuyorsa ve bir inanın, bilin, şundan emin olun. Siz futbol hikayeniz herkese benzeyebilir ama herkesten farklı olacaktır. Anlatmaktan çekinmemek gerekiyor. Ben kitap okuduğumda az önce biraz ona da değinmeye çalıştım. En çok etkilendiğim şeylerden bir tanesi o sen dedin ya hani biz aslında futbolun sadece o 90 dakika içindeki heyecanını seviyoruz ve sonrasında maç bitince o heyecan bitiyor ve hayatımıza geri dönüyoruz. Biraz toplum olarak öyle bir toplumuz aslında. Devam ettirmiyoruz onu. Benim kitapla ilgili
En çok beğendiğim yan, ben hepsini bir kere de okudum. Bir oturuşta oturup okuyabileceğiniz o akıcılıkta bir kitap ve gerçekten o 90 dakikanın heyecanını, temposunu yaşıyoruz. Tabii sen bunu biraz televizyon programı yapımcılığının da etkisiyle beraber o heyecanı, o tempoyu hani hep vermek istemişsin. Sanki onun metinlerinin tadında bir kitap olmuş. Sana şunu soracağım. Şimdi ben gidip her yerde de bulabiliyoruz diye düşünüyorum değil mi? Pazartesi itibariyle. Evet. Artık önümüzdeki haftadan itibaren 90 Artı kitabını bütün kitapçılarda bulacağız. Ben o kitapların arasında sayısı çok da fazla değil ama hani o raftan bu kitabı çekip aldığım zaman bir oturuşta tam olarak neyi okuyacağım? Aslında bir oturuşta biraz kendi hikayeni okuyacaksın. İçinde çünkü mutlaka bir yerde benzeştiğin, bir yerde aa evet ben de dediğin noktalar olacak. Kitap aslında önce soruyor neden futbol fenomeni haline geldi diyor, sonra açıklamaya başlıyor. Çünkü basittir, çünkü birleştiricidir, çünkü heyecanlıdır, çünkü görecelidir. Ve o insan hikayelerini okudukça kendinizi bir yerlerde görürken aslında hiç tanışmadığınız insanların da hikayelerini okuma fırsatı buluyorsunuz. Ve sonunda en sonuna geldiğiniz zaman kitabın, ya çünkü seviyoruz, çünkü belirli bir özelliği vardı. İlk başta çok basitti. Bir tane top, topa bile gerek yok. Hani biz erkek kardeşimle bir çorapları birbirinin içerisine sokarız. Evin salonunda oynayabilirsin. Hiçbir özel yere ihtiyacın yok. Onun o basitliği onu aldı, yukarıya taşıdı. Ve o süreç boyunca da insanlar bu oyuna kendilerini dahil ettiler. Ruh, bir ruh kazandı. Ve o ruhu anlatıyor biraz. Ve dediğim gibi sonuç itibariyle geldiğimiz noktada aslında ne kadar farklıyken, ne kadar aynılaştığımız, aynı olurken de ne kadar özel kaldığımız ve bu oyunu neden sevdiğimizi öğreniyoruz aslında biraz. Peki çok teşekkür ediyoruz sana. Bizlerle bu çocuğu gibi bakıyor aslında fark ettiyseniz gerçekten çok özel bir şeydir eminim kitap yazarı olmak, bir kitap sahibi olmak. Bu ilk kitabın bu arada değil mi? Bu ilk kitabım. İlk kitabın. Hayırlı uğurlu olsun. Ne mutlu bize burada ilk kitabının ilk anonsunu bir anlamda belki paylaşmış olduk. Ve dediğin gibi umarım daha fazla kitap yazılır, daha fazla kitap okunur. Ve biz de seni ilerleyen dönemlerde ikinci, üçüncü, dördüncü kitapların içinde yeniden stüdyoda ağırlama şansımız olur. Ben çok teşekkür ederim. Hep televizyon karşısından seyrettiğim, her sabah kalkıp kahvemi alıp karşısına geçtiğim programın Didem. Koltuğunda oturmak. Didem, ya şimdi seni tanımıyormuşuz hissini yönlendiriyorsun ama son yarısına diyelim. Olur mu? Tamam, bazen uyuyakaldık, olmuştur. Çok teşekkür ediyoruz Didemciğim. Teşekkür ederiz Didem. Ben çok teşekkür ederim. Ekip adına.